İngiltere seçimlerinin sonuçlarını Oxford Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Fakültesi öğretim üyesi Emre Eren Korkmaz'la konuşacağız. Kendisi karşımızda. Sayın Korkmaz, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkürler. En son anketlerde 5 puan fark görünüyordu İşçi Partisi ile Muhafazakar Parti arasında. Ancak seçim sonuçları pek de böyle olmadı. Nasıl değerlendirirsiniz? Evet, yani muhafazakarların tek başına iktidar olması bekleniyordu. Ancak İşçi Partisi'nin bu kadar büyük bir kayıp alacağı ve muhafazakarların bu kadar büyük bir çoğunlukla rahat şekilde iktidar kuracağı pek beklenmiyordu. O nedenle özellikle İşçi Partisi ve sol çevrelerde ve özellikle göçmenlerde çok ciddi bir tedirginlik yaşanıyor bugün. Bunun en temel sebeplerinden biri tabii ki İşçi Partisi'ne ta 1930'lardan beri oy veren ve Kızıl Duvar olarak bilinen Galler'den Kuzey İngiltere kadar bir hattaki özellikle işçi sınıfının yoğun yaşadığı yerlerde insanların Avrupa Birliği'nden ayrılmak için oy vermesi, yani ilk kez işçi partisi için değil de muhafazakarlar için oy vermesi olmuş oldu. Bu da çok ilginç bir gelişme. Sosyolojik olarak değerlendirirsek neden Muhafazakar Parti'den yana oy kullandı bu çevreler? Aslında seçimden önce bazı görüşmelerde, yani TV röportajlarında işte dedem duysa mezarında ters döner ama ben Muhafazakar Parti'ye vereceğim diyen çok insan vardı. Biz bunu biraz medya bilinçli olarak gösteriyor gibi de düşünüyorduk. Ama 2-3 hafta öncesinde bir sendika lideri de beyaz işçi sınıfının tepkilerini anlamak lazım gibi birkaç açıklama yapmıştı ama o da bayağı eleştirilmişti, devamını getirememişti. Şöyle bir durum var, özellikle kırsalda çok fazla maden ocaklarının, fabrikaların, limanların olduğu yerlerde bu iş yerleri kapandığı için ciddi bir işsizlik var, ciddi bir yoksulluk var. Ve bunun sorumlusu olarak da Avrupa Birliği'ni görüyor buradaki insanlar. Avrupa Birliği nedeniyle bu iş yerlerinin rekabet edemediğini düşünüyorlar. Bu nedenle Avrupa Birliği'nden çıkmak istiyorlar. Muhafazakar Parti ya da Boris Johnson'a kişisel, yani özel bir sempati yerine elinde hazır anlaşma var ve 2 ay içinde çıkacak. Artık bundan kurtulalım, bu çelişki bitsin yaklaşımı ortaya çıktı. Buna beraber Corbyn de hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nden yana mıdır, değil midir bunu söylemedi. Bir şekilde Londra'daki Avrupa Birliği yanlısı tabanıyla kırsaldaki Avrupa Birliği karşı tabanını bir arada tutmaya çalıştı. Ve bu da mümkün olmadı. Üstüne hem yeni bir referandum Avrupa Birliği için hem de İskoç bağımsızlığı için ikinci bir referandumu gündeme getirmesi de ayrı bir tepki çekti. Bunların hepsinin sonucunda artık bu Brexit konusunda kutuplaşmanın sonlanması ve İngiltere'nin Avrupa Birliği'nin tamamen çıkması noktasında net bir duruş sergilenmiş oldu. Bu geçici bir kayma olabilir. Tabii biraz İşçi Partisi'ndeki gelişimlere de bakmak gerekiyor. Resmi olmayan ama açık bir ittifak da söz konusuydu. Bu ittifakın Muhafazakar Parti'ye faydası neler oldu sizce bu seçim sonuçlarında? Tabii Nigel Farage'ın aşırı sağcı diyebileceğimiz Brexit Partisi özellikle Muhafazakar Parti'nin olduğu yerlerde aday göstermedi. Resmi bir ittifak teklifi yaptılar ama muhafazakarlar kabul etmedi bunu açıktan. Onlar da kendileri karar alıp çekilmiş oldular ve tüm güçlerini İşçi Partisi'nin yoğun olduğu, bu işçi sınıfının yoğun yaşadığı yerlere yönelttiler. Bu da başarılı olmuş oldu. İşçi Partisi'nin oyu ciddi oranda düşmüş oldu. Seçim sisteminin özelliğinden dolayı da her bir seçim yerinde en fazla oyu alan vekil olabildiği için de İşçi Partisi ciddi anlamda oy kaybetmiş oldu. 190'lara düşmüş oldu. Bu da çok ciddi bir farkı yaratmış oldu. Tabii bunun olası sonuçları çok daha farklı olacaktır. Çünkü Johnson çok daha güvenli bir şekilde çalışmalarını sürdürecek. Bir nevi Cumhur İttifakı kazandı diyebilir miyiz Britanya'da? Evet, evet. Yani daha dünya genelindeki aslında ki yönelime biraz daha uygun oldu. Otoriter, göçmen karşıtı, sağ bir ittifakın başarılı olduğu ortaya çıktı. Burada biraz mesele şu, Muhafazakar Parti de esasında ilk başta AB yanlıları ve karşıtları olarak bölünmüştü ama bir şekilde Muhafazakar Parti net bir duruş sergileyip bütün AB karşıtlarını bir araya getirdi. AB'den yana olanları da bir şekilde kendi içinde sindirebildi. Özellikle artık tartışma Brexit sert mi olsun, yumuşak mı olsun, Avrupa Birliği ile ilişkiler nasıl olsun tartışmasına evrildi. İşçi Partisi ise
bu Londra ve metropollerdeki göçmen ve metropollerde yaşayan Avrupa Birliği yanlılarıyla kırsalda yaşayan kendi geleneksel taban arasında bir türlü ittifakı sağlayamadı. Bunun da bedelini ödüyor bugün. İrlanda barış süreci ve İskoçya'nın bağımsızlığına etkisi nasıl olacak Muhafazakar Parti'nin tek başına iktidar olmasının? Tabii şimdi şöyle bir şey olmuş oldu. Şimdi artık bugüne kadar İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkmaması, Avrupa Birliği'nde kalması noktasında bir umut vardı belirli kesimler içinde. Yeni bir referandum olur ve çoğunluğu alıp Avrupa Birliği'nde kalınabilir diyordu. Artık bu bitti. İngiltere Avrupa Birliği'nden çıkmış olacak. Bu saatten sonra en fazla Avrupa Birliği'ne yeniden girelim gibi bir hareket olur ama o da çok zor. Bu böyle olunca da tabii bunun karşılığı İskoç ve İrlanda milliyetçiliğinin gelişmesi şeklinde oldu. Yani İskoçya'da 58 sandalyenin yanlış hatırlamıyorsam 50'sini neredeyse hepsini İskoç Ulusal Partisi aldı. Yani orada ayrı bir bağımsızlık referandumu ile. Şimdi burada ciddi bir milliyetçi bir dalga olacak. Boris Johnson da tabii çok güçlü bir iktidar kurduğu için kesinlikle yeni bir referanduma izin vermeyeceğini söyleyecek. Ama bir tarafta da İskoçya'da başka hiçbir partinin temsiliyeti yok. Bu anlamda ciddi bir sert mücadele olacak. İşin İskoçya tarafı öyle. Kuzey İrlanda'da da şöyle bir şey oldu. İlk kez İrlanda ile birleşmeyi savunan partiler çoğunluğu aldı mecliste. Bugüne kadar hep İngiltere ile o birlik içinde kalmayı savunan partiler çoğunluktaydı. İşte Sinn Féin gibi, oradaki Sosyal Demokrat Parti gibi partiler, İrlanda ile birleşmeyi, İngiltere'den ayrılmayı savunan partiler azınlıktaydı. Bugün onlar çoğunluğu aldı. Özellikle İRA ile bağlantılı olan Sinn Féin çok ciddi bir seçim başarısı kazandı. Şimdi illaki Johnson reddetse de sınır konacak Avrupa Birliği'nden çıkıldığı zaman. Sınır konulduğu zaman da yeniden çatışmaların başlaması büyük bir ihtimal. O anlamda o barış süreci de ciddi anlamda bir tehlike altında. Avrupa Birliği demişken Brexit konusunda önünde hiçbir engel kalmayan Britanya ile Avrupa Birliği ilişkileri nasıl bir seyre girecek bundan sonra? Şimdi yani Noel'den önce bu anlaşma mevcut Johnson'la Avrupa Birliği arasındaki anlaşma geçecek meclisten. Ve Ocak sonunda resmi olarak çıkmış olacak. Ama bu bir boşanma anlaşması sadece. Daha sonrasında ne olacağı belli değil. Bir yıl boyunca yani en az 2 yıl boyunca İngiltere Avrupa Birliği kurallarına uymaya devam edecek. Johnson bunu bir yıl içinde çözmeyi hedefliyor ve bir yıl içinde bir ticaret anlaşması imzalanacağı söyleniyor. Ama basit bir ayrılma boşanma anlaşması bile 3 yıl sürdü ki özel ticaret anlaşmaları bu kadar kısa sürede olmuyor. Doğalında bu bir yılda aslında Brexit tartışmaları bir şekilde devam etmeye çalışacak ve bu Avrupa Birliği ile ilişkiler konusu tartışılmaya devam edecek. Tabii Trump'ın hemen kutlaması ve hadi ticaret anlaşmasını imzalayalım demesi yani Amerika ile İngiltere arasındaki ittifakın seyri de bunu etkileyecektir. Ama biraz bundan sonraki politik kavga Avrupa Birliği ile daha yakın sıcak ilişkiler kuru bir sistem mi gelişecek yoksa sert bir ayrılış mı, bir kopuş mu olacak? Biraz bu anlaşılmış olacak. Öyle bir yıl içinde bir ticaret anlaşmasının erişilmesi çok mümkün görünmüyor. Ama en önemli sorun Avrupa Birliği'nden yana olan partilerin, yani genelde oy ortalaması %52 çoğunluk gibi görüyor ama siyasi olarak İşçi Partisi'nin ve Liberal Demokratların çökmüş olması, böyle bir siyasi bir baskı grubunun kalmamış olması bu çok ciddi bir etki yaratacak. Çok kısa bu konuda da değerlendirmenizi almak isterim. Bu seçim sonuçlarından sonra Corbyn istifa edeceğim demedi ama onun sinyalini verdi. İşçi Partisi'nin durumu ne olacak? Bu büyük bir tartışma olacak. Bu sadece İngiltere değil, dünya genelindeki sol hareketler içinde bir tartışma olacak gibi görünüyor. Corbyn yani çok aslında çok radikal bir program sunmadı. İşte %5'ten alınan vergilerinle sağlık sisteminin ve diğer eğitimin finanse edileceği üzerinden bir şey koydu. Ama sonuçta bir dahaki seçimde İşçi Partisi'nin yönetmeyeceğini söyledi. Yani bir kongre süreci olacak. Şimdi burada büyük ihtimalle tartışma Corbyn ve onun işte İşçi Partisi'nin sol ekibinin yeni bir aday çıkarıp çıkarmayacağı, onun karşısında da bugüne kadar seçimler yani işte parti içindeki seçimlerde başarısız olan diğer kesimlerin nasıl bir adayda ortaklaşacağı konusu olacak. Biraz oradan anlaşacak ama şu yani tarihin en önemli yenilgisini almak ve o geleneksel partinin dayandığı sınıf temelinin kaybolması çok önemli. Bu konuda bugüne kadar Corbyn'e destek veren
ve İşçi Partisi yönetiminde etkili olan sendikaların da daha farklı bir tutum sergilemesi beklenebilir. Yani o sendikaların da desteğini çekmesi durumunda Corbyn'in ve Momentum'un göstereceği bir adayın başarılı olması şu an çok zor görünüyor. Evet, Sayın Korkmaz, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Rica ederim, iyi yayınlar. Sağ olun. Oxford Üniversitesi öğretim üyesi Emre Eren Korkmaz karşımızdaydı. Kendisi Britanya seçim sonuçlarını değerlendirdi.